Tahminimce yılın son çeyreğinde en çok beklenen ikinci oyunu Kalisto Protokol. Eski Dead Space yapımcıları EA'den ayrılıp kendi şirketlerini kuruyorlar ve ilk oyunlarını yapıyorlar. Gayet evet, güzel bir hareket buna saygı duydum. Sonra dediler oyun yapıyoruz. Unreal Engine 4 kullanıyoruz. Adı da Kalisto Protocol. Dead Space ile aynı tür korku hayatta kalma oyunu. Görüntülere baktık güzel derken oynadık ve sıra anlatmaya geldi. Oyun ilk başladığımda Dead Space 4 oynuyormuş gibi hissettim. İlerleyen süreçlerde de bu değişmedi. Güzel ve kötü bir sürü yanı var başlayalım. Görüntülenleri grafikler çok iyi. Oynarken yeni nesil oyun hissiyatı şahsen verdi. Anrınecim 5 ile yapsalardı nasıl olurdu tahmin bile edemiyorum. Oyunun bir kısmında karlı yerler var. O bölgeler pek tatmin etmedi ama büyük bir sıkıntı değil. Zaten çok vakit geçirmiyorsunuz. Grafikler ek olarak animasyonlar efsane olmuş. Üstünde bayağı uğraşıldığı çok belli. Canınız artık son seviyeye geldiğinde canavar tarafından öldürüldüseniz farklı farklı bir sürü animasyona maruz kalıyorsunuz. Ek olarak her canavarın birden fazla öldürme animasyonu olduğu gibi canavarların her birinde birbirinden farklı animasyonlar da mevcut. Ki bu animasyonlar aşırı detaylı ve bir animasyona göre uzun diyebileceğimiz sürelerde. Kimisinde gözümüzü oyuyorlar, kimisinde kolları kopartıp tümüze sokuyorlar, kimisinde de farklı farklı hareketler yapıyorlar. Ayar gücünüzü geniş tutabilirsiniz bu konuda. Sadece öldürme animasyonlarına ibaret değil tabii ki. Canavarlarla kapışırken uzuvlarını sıkarsanız ve hot vurursanız kopuyor, etrafa saçılıyor, ortalık batıyor, çıkıyor ve tüm bunlar müthiş bir uyum içerisinde oluyor. Efektler ve kısaca bayıldım oyun. Combat sistemi hakkında ise sistemde bulunacağım. Şimdi bir dodge bir sistemi var. Bu elemanlar size nasıl bulmaya çalışıyorsa onun tersine dodge deyip sonra kafayı indiriyorsunuz. Bunu birebir de yaparken hiçbir sıkıntı yok. Ama birden bunlardan 5 tanesi gelince tersten yiyorsunuz. Çünkü oradan sağ çıkmanız imkansız, hepsiyle savaşmanız imkansız. Birini doyduyorsunuz diğeri geliyor. Hemen arkanızdan bir tane vuruyorlar canınız azalıyor. Sonra Mutlaka ölüyorsunuz. Ekstradan Dead Space'lerin kendine gibi bir yavaşlığı var. Karakter hareket ettiren. Bu oyunda da aynı sistem mevcut. Ekstra bu yavaşlığı da hesaba kattığınızda büyük sıkıntılar oluyor. Bunun dışında Dodge sisteminin oyuna eklenmesi güzel olmuş. Ayrı bir çeşitlilik ve hareket katmış ama tekrardan söylüyorum. Denge maalesef sağlamamış. Vuruş olarak ise elektrikli bir sopamız, oyun ilerledikçe elde ettiğimiz tabancamız ve pompalamız var. Hissiyat olarak gayet tatminkar. Özellikle pompalı. Topa ile entegre güzel bir kombat serisi oluşturabiliyorsunuz. Bir nevi düşmanı sersem edip son vuruşu pompa ile yapmak gibi. Bahsettiğim mevzuların dışında öyle aman aman bir özellik yok kombat sisteminde. Ortam ve atmosfer on numara. O karanlık, gelinin dolu yapısı, ortama tam şekilde giden doku kalitesi ve arkadan verilen gelinli müzik sizi o modu sokuyor. Artık ben korku oyunundan korkmuyorum. Orası ayrı bir durum. Ama gene de korkabilirsiniz yani. Onu unuttum sanmayın. Hikaye aklında O kadar kötü ki olmasa yani böyle sadece dümdüz gitsek çok daha iyi olurdu. Çok sıradan bir hikayesi var zaten oyunun. Ve hani mid game dediğimiz kısımlarda yani ortanın son kısımlarına doğru falan adam akıllı hikaye başlıyor. Oyunumuzun 10 saatlik bir deneyim sunduğunu düşünürsek bunun herhalde 3 saat falan hikaye var. Gerisi hikayenin başladığı asıl olaya gelmeye çalışıyorsunuz. Ki Zaten bu olayın başlaması da o kadar saçma. Hani genel olarak hikayesi saçmalıklar dolu. Bahsettiğim kriterler dışında saymadığım her şeyi tahmin edebileceğiniz gibi Death Space ile aynı. Loot sistemi, karakter gelişimi, çek boyut mantığı gibisinden. Performans konusunda unutmayalım. Seri seste 1440 ve 30 FPS. Maalesef ki yapımcı performans modu olacak demişti ama bunları iyi alıştı bizi mi? 5 ve seri 6'de de 30 FPS ve 60 FPS modu olarak iki tane mod var. Bilgisayarda çıktığı ilk gün rezil bir optimizasyon vardı. 8-9 saat geçtikten sonra düzeltildiği bir patch ile 1650 Ti PC'm ile orta yerlerde oynayabildim. 92 TL'lik vurgun tayf olarak gayet güzel bir oyun. Ama 500 lira veya konsollar için 700 lira eder mi? Orasını pek bilemedim. Evet gençler, Kalesu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bay